Akash, şu anda Bhopal'e geldik. Nereye gideceğiz? Yaş kardeş, efendilerine soru sormamalısın. Sessizce sür arabayı. Tamam, yeter. Burada dur. Harika. Neden oraya buraya bakıyorsun? Hadi in aşağı, kapımı aç. Hadi diyorum. Çabuk. Buraya neden geldik? Canım öyle istedi. Uzun bir yolculuk istedim. Bu kadar zamandır zenginsin ve zengin olan insanların ne zaman isterlerse istediklerini yapabildiklerini bile bilmiyorsun. Yani uzun bir yolculuk gibi. Vay be! Keyfim yerine geldi. Ah! Hadi! Geri gidelim şimdi. Ha? Arabayı kanı gibi kullanıyorsun resmen, utandım. Bu araba böyle mi kullanılır? Şunun gücüne baksana. Nasıl rüzgarı arkama alıyorum, izle şimdi öğren. Ve arkaya oturmak gibi bir hata yapayım deme. Buralarda bir yerde kanı falan bul, ona atla gel. Anladın mı? Görüşürüz. Şimdi de bana anneliğimi öğreteceksin. Sen, günahının bedelini ödeyen biri mi öğretecek? O söz ettiğin çocuk gayet düzgün ve kibar bir adam Gayatri. Ve yaşa o değerleri öğretenin sen olduğunun konusunda da hiçbir zaman tereddüt bile etmedim ben. Akash ve yaşı birbirine karıştırma. Birinin damarlarında benim kanım, diğerinde ise bir soysuzun kanı akıyor. Anladın mı? Anne, Radha anneye neden sinirleniyorsun? Senin yetiştirme tarzını övüyor. Çok iyi. Harika. Şimdi de sen mi başlayacaksın? Söyle bakalım. Benim ve onun arasında seçim mi yapıyorsun? Hepiniz söylesenize. Sizce de onun tarafını tutmuyor mu? Bunca zamandır gördüğün sevgiyi, saygıyı unutuyorsun. Gerçek kayınvaliden olmadığımı öğrendiğinden beri çok değişti. Konuşun. Tamam.
Hadi sen de onun tarafını tut. Peki. Ben her aşamada üzerime düşeni yaptım. Tüm gelinlerime prenses dermiş gibi davrandım. Eğer sizi suistimal ederken yakalarsam asla affetmem. Kolyeyi Artı kaybetti. Ve yine Artı geri getirecek. Bundan sonra sana bir daha göz yumacağımı hiç sanma. En fazla ne olacağını sanıyordun ki bir daha asla... Ne oluyor? Siz kimsiniz? Ha? Ne oluyor? Kör müsünüz siz ha? Arabayı görmüyor musunuz? Bu arabanın fiyatını biliyor musunuz ha? Ne? Ne dediğimi duymadınız mı? Ya arabaya bir şey olsaydı ne yapacaktınız? Neye bakıyorsunuz ha? Söylesenize. Neye bakıyorsunuz? Hadi eşinize bakın. Hadi. Bu adama mı? Evet o. Sen şimdi kimden bahsediyorsun ha? Çulsuz. Akaş! Ha.
sen onunlaydın, neler olduğunu biliyor olman gerek. Bunu oğluma kim ne diye yapar anlamıyorum. Ne kadar da canı yanmıştır. Bilmiyorum, dışarıda acımasız insan çok. Kim birinin göğsüne böyle kaynar su döker ki? Kim bu kadar cani olabilir? Eğer su bir de yüzüne ağzından gelsin. Ağzından yele alsın. Tanrı oğluma her türlü beladan korusun. Ben hemen gidip Rada anneye haber vereyim de biraz merhem hazırlasın. Yaşa da hazırlamıştı. Yarasına çok iyi gelir. Hemen toparlayacaktır diye umuyorum. Sen görmedin ama ben ve Pankaç abi buradaydık. Kaynar çayı Yaş abimin üstüne döktüm. Evinde kendi insanlarının bu kadar adaletsiz davranmasına nasıl izin verebiliyorsun? Yanlış yaptığını sen de biliyorsun. Öyleyse neden? Neden sesini çıkarmıyorsun? Yaş da... O da aynı şekilde yaralanmıştı. Odama gelip oğlumun kocanın üstüne çay döktüğünü söylemişti. Bundan şikayet etmişti. Sessizce oturduğumdan da. Gördün mü? Bugün Akaş da aynı şekilde yaralandı. Bu ikisi tesadüf olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.